بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع قلوبنا محمد. نقول نسكت بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب منك أنت أشمر وجنته مقنصين من السلاسة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلق لي من لساني يفقهوا قولي. Değerli müminler, tefsir dersimize inşallah önümüzdeki hafta bu akşam başlayacağız. Bu Sûre suresinde. Bu akşam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerinden okuyarak dersimizi tamamlamış olacağız. Anhumara radıyallahu anhumâ anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in oğlu rivayet ediyor ki şöyle buyurdu: لَا تُطْرَكُمْ نَارَ فِي قُمُوتِكُمْ قِيْنَ تَنَامُوا. Yatarken evlerinizde yanık bir vaziyette ateş bırakmayınız buyurmuş. Görüyoruz ki bu dünyevi bir sözdür. Ama Müslümanın dünya ve ukrevi dini ve dünyevi diye bir ayrımı yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerini dikkate alması gerekiyor. Neden böyle söyledi Peygamberimiz? Başka bir hadis-i şerif bunu şöyle açıklıyor: Ben ve an Ebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh buyuruyor ki gâle tarafa beytun bil medinete alâ ehli minen deyip, Medine'de geceleyin bir ev içindekilerle beraber yandı. Hem ev yandı hem insanlar yandı. Felemmâ bize Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey diyeyim. Peygamber Efendimiz'e bu iş haber verildi. Böyle bir yangın var diye. Efendimiz buyurdu ki, İnne hâdî nâra adûbûmehûm. Bu ateş buyurdu, sizin düşmanınız. فَإِذَا مِنْتُمْ تَهْفِعُوهَا. Uyuduğunuz zaman onu söndürürüz. Uyuduğunuz zaman onu söndürürüz. Şimdi bu nedir? Demek ki Peygamberimizin din bakımından söyledikleri dünyanın da sulukuna selamına yarayan şeyler. Şimdi biz ne yapmalıyız? Her kış bu haberi duyuyoruz. Biraz da yoksul evlerde soba ve gaz zehirlenmesinde bir ailenin hepsinin helal olduğunu görüyoruz. O halde biz yanan bir ateş sobada bıraktığımız zaman orada uyumamız işte bu büyük felakete sebep oluyor. Bu da hadis-i şerifi anlayamadığımızın işareti. Çünkü Efendimiz böyle ateş yanarken haberlerde duyuyoruz. Çocuk annesi tarafından evde bırakılıyor. Bir vesileyle ateş ortalığı sarıyor. O 3-5 yaşında çocuklar, kardeşler de yanıyor. Öyleyse hadis-i şerifleri okurken ve dinlerken sadece ahirete aitmiş gibi bir sevap algısı değil, hayatımızın her anına ait bir hükmü içerdiğini bilerek biz elektrikle ilgili tedbirler olabilir. İşte bir yangın biliyorsunuz geçen gün Ankara'da bir insan 5 kişi vefat etti. Allah rahmet eylesin. O halde Müslümanlar alması gereken tedbirleri almayı dinin bir emri olarak pek görmüyor.
trafik kazaları %30 azaldı, yollar çift oldu ama sayı çok değil belki ama 65 kişi ilk anda vefat etti. Binlerce kişi yaralandı. Peki neden? İşte telefon kullanırken araba sürüyoruz, dikkatsiz sürüyoruz, hızı kontrol etmiyoruz, kurallara uymuyoruz. Sonu üzül olur. O halde Müslümanların bu dünya denilen hususlarda da mutlu olmaları için Kur'an ve sünnetin işaret buyurduğu konulara dikkat etmeleri gerekir. Bir diğer husus, Cenab-ı Hak buyuruyor ki قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. De ki, ben sizden bir ücret istemiyorum. Bir ücret istemiyorum. Yani kendisine ve ailesine, biliyorsunuz Peygamberimiz zekat almaz, torunlarına da yedirmez çocuklarına. Böyle bir ücret istemiyorum. Şu kısma dikkat edelim. وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Ben kendiliğimden yükümlülük altına girenlerden değil, yani işleri zora koşanlardan değil. Dinin emri açıkça oysa onu söylerim. Ama ne kendimi ne başkasını zora koşacak bir anlayış içinde değilim, böyle söylüyorum. Her zaman söylüyoruz. Yani koca gün gider, akşam oldu namaz kılacak, biraz Kur'an okuyacak. Ama esniyor, uyuyor, nasıl gelmiş, ne yapması lazım? Yatıp uyuması lazım. Çünkü Efendimiz okuma heyecanı yokken, uyku arzusu varken ne namazın, ne zikrin, ne kıraatın yapılmamasını tavsiye ediyor. Neden? Bedenin istirahat hakkı vardır da ondan her hak sahibine hakkını ver buyurmak. Bunun için Hz. Ömeroğlu diyor ki nühînâ anit tekellüf. Durduk yere zorluk çıkartmaktan biz yasaklandık, nehyolunduk. Yani zorluk çıkarmaktan nehyolunduk. O halde Müslümanın işi kolaylık prensibi üzerine. Ancak kolaylık dinin aslını ne yapmayacak? Bozmayacak. Şimdi şey kolaylaştırmak yapıyoruz derken insanların işte teravih namazını düşünün. 20 rekat namazı 20 dakika, 18, 22, 15 dakikaya sığdırıyorsun. Yani bu aklım var ya, 20 tane Fatiha okunacak, 10 tane Sübhaneke okunacak, 10 tane Ettayyat okunacak, 10 tane Sanri Bari okunacak. Efendim, her rekatta 9 kere Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala, 3'ü rükûda, 6'da secdesi 2 tane, 9, 20 tane de 9. Bütün bunları yapacağız ve 20 dakikada sıkıştıracağız. Bizim arabayı yıkasalar 20 dakikada bu para fazla deriz, güzel yıkamadık deriz, öyle değil mi? Yani bir işin de kalitesi önemli ama zorlaştırmayacağız. Memur olunca zorlaştırmayacak, öğretmen zorlaştırmayacak, patron, işçi, insanlar kolaylaştıracak bir ruha sahip oluyor. Türkiye en son noktaya gelmiyor. Yani bir yere gittiğiniz zaman sizin işinizi kolaylaştırmaz. İşte şikayet ederler. Belediyeye gittim uzadı, devlete gittim uzadı. Hatta devlet karar alır. Esnafın ticareti, bürokratik işlerini kolaylaştıracağız falan da bir türlü kolaylaşmaz. Neden? Çünkü zorlaştırmak nefse bir paye veriyor. Ben de çiğniyorum. Kolaylaştırmak nefsi yeniyor da ondan. Bunun için bir insan, Müslüman bir insan, Müslüman bir memur, Müslüman bir işçi, patrona ne demek? Kolaylaştırma ilkesi neyse onu yapan, işi zorlaştıran değil. Orada tabii istişareyle olur, ehliyetle olur, gözlemekle olur. Bazen biz imamlık yapıyoruz, bakıyoruz ki biz görememişiz. Cemaattan birisi zorlaştığı için bizden daha iyi görebiliyor. Bunun için buyuruyor ki Mesut'ta bir gün diyor Mesut isminde bir çalınmış köle yapılmış. Onun için Mesut diyor. Defenna ala Abdillah ibn Mesut'e radıyallahu anh. Abdullah ibn Mesut'u
Bir şeyden bilen onu söylesin. Bir şey biliyorsanız konuşun yani. Ama ve men lem ya'lem felyekul Allahu a'lem. Bilmiyorsa Allah bilir. Yani insanın bilmemesi normal. Ama biraz mahcup oluyor. Ne olsun? Yalan söylemek kadar bir vebali var. Bilemiyorum ben. Bilmeyen Allah bilir desin. Fe inne minel ilme en tekulle lima la ta'lem. Kişinin bilmediği bir şey konusunda Allahu a'lem, Allah bilir demesi, bilmediği bir konuda Allah bilir demesi, قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ ki Cenab-ı Hak Peygamberine şöyle buyurmuştur. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ben bu tebliğimden dolayı sizden bir şey istemiyorum. Kendiliğimden de hükümlülük altına girenlerden değil. Peygamber bile bunu söylemiş. O zaman bir insanın Allah bilir, ben bilmiyorum demesi ne ayıplı, ne kusurdur, bilmediği bir şeyi böyle söylesin. Sonra öğrenmek istiyor, sonra öğrensin. Ama bizde pek, yani cami konusu, imamlık konusu, Kur'an konusu konuşuluyor. Bu neden böyle oluyor? Bizim tahadan söyleyeyim. İmamı tayin ediyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Bir daha unutuyor onu canım. Şimdi yeni bir sistem çıkarttılar. Tam oturmadı. İstediklerini yapamadılar. İmam tayin ettikten sonra dediler ki 4 ya da 6 ay kursa aldılar bunları. 4 ay aldılar, 6 alacaklar. 6 ayda bir imamın yanında staj yapacaktı. Ondan sonra da vazifeye başlayacak. Bir sene sonra imkan edecekler. Eğer başarısızsa bir daha görebilecekler. Ama tabii köyler imamsız. Cuma kılmıyor bile. Bu sefer haftayı 4'e çıkıyor dediler. Öbürünün içindeyi kaldırdılar. Yani bu memlekette hakim, savcı, kaymakam atarken biliyorsun bir sürü kurslardan, tecrübelerden geçiyor. Buna rağmen de Yargıtay'da dosyalar birikiyor yani. İlk mahkemede millet memnun olmuyor. O halde bundan görülüyor ki bizim doğru yetiştirilmemiz. Görevdeki insan bazen hatalarını göremiyor. Ama mesela ben işte uzun yıllar oldu. Bir kısmını biz anlayamadık. Bir kısmını bizi severek söylemediler. Bir kısmını da belki dinlemedik. Şimdi yeniden ben başlasam bazı değişik ilkeler ve kararlar olabilir. Neden kaynaklanıyor? Kitabı öğrenmekten, hayatı tecrübe etmekten kaynaklanıyor. Mesela her okuduğum cemaati anlatmazdım. Örnek vereyim. Kitapta var ama olsun dursun yerine. İşte sahabe-i kiram o kadar birbirlerine kardeştiler ki anlatmazdım diyeyim anlatıyor. Ne olduğunu öğrendim. İşte o kadar kardeşler ki Ensardan biri muhacire dedi ki iki hanımım var hangisini istersen bu şeyi onunla evlendim. Onu bizim bu topluma anlatmanın bir getirisi yok. Var mı? Bunu anlatsak ne olacak? Ne iki hanımı olan var, ne boşayacak olan var, ne de o fikri bizde kabul edecek adam. O zaman onu gizleyelim, bir gök istemeyelim ama ihtiyaç değil yani. Burada anlatmanın bir ihtiyacı var mı? Yok. 100 adam öldüren birisinin tövbesini de anlatmıyorum ben. Onu günah işleyen, niye? O zaman adam diyor ki bir tane bile vurmadık diyor. Ya da iki tane vurdu. Ne olacak? Anlaması gereken yeri anlatamıyoruz ya da anlaması gereken yeri o da anlamamış olabilir. Bu da şu ortaya çıkıyor. İnsan daima öğrenmeye muhtaç olduğunu görüyoruz. Mesela Peygamberimizin bir adışı اَلْمِكْتُ يُعَدَّهُ ف۪ي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ yakılan ağır sebebiyle o ölüye kabrinde azap edilir. Yani نِيحَ عَلَيْهِ ağır yakıldığı müddetçe. Bunu Hazreti Ayşe farklı bir rivayet yapıyor. Diyor ki وَلَا تَجِرُ بَعْزِرَةُ بِي سِرَوْقْرَى kimse kimsenin günahını çekemez. Arkadakiler ağlıyorsa ölüye niye azap edilsin diyor. Bu sefer alimlerin acaba bu hadisi biz yanlış mı anlıyoruz? Ya sağlığında acaba vasiyet mi etti? Ben ölümle şöyle bir güzel ağlayayım dedi. Ya da sağlığında ölüm dolayısıyla ağlamayın nasihat ve bilgisini onlara öğretmedi. Öğretmediği için onların aile reisi olduğunda, sorumlu olduğunda hatalarından dolayı
azap olur muydu? Ya da ölü azap oluyor, biz ağlıyoruz. Bizim ağlamamızın ölünün azabına faydası var mı? Herhangi bir şey yok. O zaman biz onu dua edelim. Ağlamanın kitabi tarafı var. Peygamberimiz ağlamış. Ama bugün günümüzdeki bazı ağlamalar, sinir hastaları falan bir şey demeyeceğim belki ama yani hiç ölçüsüz bir ağlama var. Bu da yanlış olduğunu görüyoruz. Bunun için Peygamberimiz لَيْسَ اِنَّا مَنْ دَرَبَ الْقُلُورْ وَشَقَّ الْجُيُورْ وَدَعَى بِدَعْوَةِ جَاهِيَّ Ölüye böyle yas tutulurken elleriyle, yanaklarıyla vurup kendine efendim üstünü başını yırtanlar, cahiliye çığırtkanlığıyla ağlayanlar bizden değildir. Yani Müslüman cenazesi farklı olur. Müslüman cenazesi onurlu olur. Tabii şimdi iş benim kaypak zeminde ki. Biz asker şehit cenazeleri görüyoruz. Bir bakıyorsun kız kardeşi onun elbiselerini giymiş, selam duruyor, bir şeyler yapmış. Şaşırtıyorlar. Çünkü ölüm bizde konuşulmuyor. Ölüm bizde sevilmiyor. Ölüm bizde seladan sonra konuşulmaya başlıyor. Ne oldu? Ben de buradayım falan diyor. Geçen gün biri diyor ki artık böyle ben vatan için diyor gerek ayıp olmasa oynarım diyor. Baba artık çıldırmış. Çocuk gitmiş. Şimdi böyle bakıyoruz. Biz de cenazelere katılıyoruz. Geçen gün bir cenazeye gittim. Burada anlatılmaz. Kadının eteği dizinin üstünde. Ve toprak atıyor eğilere. Daha açılmasını söylemeyeyim. Şimdi gidin. Hanımefendi bakın. Bu kıyafetle bu erkeklerin önünde böyle atmayın dediğiniz an bütün cenaze kavgası verdi. Korktuğumuzdan değil. Ama görünen o. Ve bir sürü kadın var. Zaten cenaze gene kadınlar çok açık. Ve cenazeye katılanları gördüğüm zaman ölünün halinden değil, kendi halimden bile utanıyorum ben. Ben tebliğ edemiyorum, ölü de hiçbir şey yapmamış anlaşılan. Niye? O kadar akrabayı, o kadar tanıdığı hayatında nerede toplamış bu adam? İstisnadır iyi gideni o kadar kötü insanın için. Kötülük şu, örtüyor. Biz diyorum şu bu altta yanımda genç bir hoca bile dedi ki hocam söylenecek gibi ne yapacağız bu işte? Yani gayet okuyan toprak atıyor. Tamamen atıyor. Şimdi böyle mi kılınca peygamber cahiliyedir, ne de bizden değildir diyor peygamberimiz. Halbuki Diyanet Anşı Töbesi'nde okumuştum, çok hoşuma gitti. Hazreti Peygamber'in vefat ettiğinde Hazreti Ayşe'nin odasına defnediyordu. Orası normal, peygamberler vefat ettiği yere defnediyordu. İyi ki öyle olmuş, yoksa oraya mı buraya mı ihtilaf da çıkardı. Mekke'ye götürelim diyen bile çıkabilir. Babasının yanına götürelim diye çıkar. Çıkar yani. Sonra babası vefat etti. Onu da yanına koydular. O da normal. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ayşe niyet etmiş ki ben de oraya dedim. Fakat Hazreti Ömer şehit edilince iki defa haber gönderiyor. Uzun bir kıssa. İlle izin istiyor. Yani açık ve sarih izin istiyor. Oraya defnedilmek için. Kısaca söyleyeyim onu da kabul ediyor. Ama onun en ilginci ne biliyor musunuz? Hazreti Ayşe annemiz yan odada duruyor, başka bir odada. Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir'in yanına, babasının yanına ziyarete giderken normal elbisesiyle geçiyormuş odadan odaya. Hazreti Ömer oraya gömülünce yabancı bir erkek var diye elbisesine çok sıkı bir şekilde bürünerek kabir ziyareti yapıyor. Kabir ziyareti, ölü bizi görse ne olur, görmesin. Şimdi buna bak, bizim mezarlıklara bak. Ve çileden çıkıyor. Hani Kabe çıplak tavaf ediliyordu. İnanamıyoruz biz. Okuyoruz yani inanamıyoruz derken yalanlamıyoruz ama nasıl olacak? Olur. Niye? Şimdi bizim camilerimiz, Orhan camileri çok açık kadınlar namaz kılmaya geliyor. Bir şey dersen şöyle diyorlar. Aa ayakkabıyla geleni sen de ayakkabısız kıldın. Bir şey dersen diyor ki ama namaz kılıyor. Senin günahın yok mu? Sen de kılıyorsun. Bir şey dersen camiye mi girmesinler? Böyle giderse kaç yıl dünyanın ömrü var bilmiyorum. Bir gün normal kıyafetleriyle açık saçık camiye açık saçık gelindi. Bir kaldı safta durmamak. E şimdi bozulma eski bir şey diyebiliyor mu cemaat diye mi imam da diyemiyor. Kardeşim bacım camiye başörtü namaza başa çık kılmıyordum ihtimal orada bir örtü var. Emanet çantasında mı? Ama caminin içinde hiç sıkılmadan 100 tane erkeğin içinden geçip gidiyor mu? Bakın haya çok zayıfladı. Biz
Neyse, erkeklerde de öyle. Bugün bir bayan bir baktı, buradan çıktı böyle gidiyor. Caminin şu gölgeliği var ya, girişte ayakkabı okuyorum ya. Onun içinden geçti, karşıya gitti. Yani dedim, yol olur da, onun içi yol değil ki. Öyle değil mi? Ayakkabı okuyor. Öbür tarafa hemen bir metre ötesinde yol devam ediyor. Artık duygular, bakışlar değişti. Yani kitapla hayat ayrı dünyalarda. Şimdi böyle bakınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada ne yapıyor? Onun için bizden değildir buyurarak cenazelerimizde de olması gereken adapların, edeplerin nasıl olması gerektiğini beyan etmektedir. Numan bin Beşir'den rivayet edildiğine göre şöyle söylüyor. Ummiye alâ Abdillah ibn-i Revaha radıyallahu anh. Abdullah ibn-i Revaha bir gün bayıldı. Fecaalet uhduhu tebki. Kız kardeşi şöyle söyledi ağlayarak. Ve tekul. Va cebelâ. Va keza. Va keza dedi. Ah dedi, dağ gibi kardeşim. Dağ gibi kardeşim. Cebelâ. Cebel dağ. Hani dağ gibi kardeşim. Vefat etti, öldü gitti diye vakeza vakeza şöyle iyi adamdı, böyle iyi adamdı diye kardeşini anlattı. Teuddidu aleyh, onun üzerine saymaya başladı böyle meziyetlerini. Fekale hine efam, neyse o kendine geldi, hasta iyileşti, ölmemiş, bayılmıştı. Dedi ki, مَا قُلْتِ شَيْئًا اِلَّا قِيْلَن۪ي اَنْ تَكَذَلِ Hakkında ne söyledin ki bana, sen şöyle misin denildi dedi. Sen bana ne söyledin de arkamdan ki, bana sen şöyle misin denildi. Sen böyle söyledin. Demek ki, üzülmek aynı şey ama kendi kendimize böyle konuşmalar yapmak doğru bir şey olmadığı beyan edilmektedir. Bunun için buyruluyor ki hani İbn Ömer radıyallahu anh mübâle işteken Sadık bin Ubâde radıyallahu anh müşek var. Sadık bin Ubâde bir gün hastalanmıştı. Efendim Fethâhu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahûduhu ve Abdurrahman bin Av ve Sa'd bin Ebi Vakkas ve Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Efendimiz bu üç sahabeyle beraber onu ziyarete gitti. Felemmâ dâhil aleyh, yanına girdi. وَجَدَهُ فِي غَشْيَةٍ Baygın bir halde gördü. فَقَالَ اَقَوْضَانَ Hüküm takdir oldu, yani öldü mü dedi. Efendimiz öyle sordu. Yani vefat etti mi diye sordu. قَالُ لَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Hayır dediler, vefat etmedi. فَبَكَى رَسُولُمَّا سَلَمُ وَاَلْسَلَّمُ Efendimizin gözleri yaşadı. Ağladı, onu öyle gördü. Kimi? Sa'd bin Ubâde. Bunun üzerine فَلَمَّا رَأَ الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمَ بَكَرَ Efendimizin gözünün yaşardığını gören sahabe de onunla beraber ağladılar. قَالَ أَلَا تَسْمَعُونَ Efendimiz dinler misiniz? Dinleyin bakın beni. اِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يُعَدِّبُ بِدَمْءِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُبْدِ الْقَلْبِ وَلَا يُعَدِّبُ بِهَذَا وَيَشَارَ اِلٰى لِسَانِهِ اَوْ يَحْرَامُ Allah gözyaşıyla ve hüzünlü kalb ile davranan insana azap etmez. Yani gözünüz yaşardı, kalbiniz gamlandı, azap etmez. Eliyle işaret ederek bunun sebebiyle ya azap eder ya da rahmet eder buyurdu. Yani konuşmalarda dikkat edin. Allah ağlıyor da, Allah tabii yani yakını vefat etmiş. Kim bu sahabe vefat etmemişti o anda, daha sonra vefat etti zannediyorum. O halde bütün bunlara baktığımız zaman evlerimizde biraz cenaze işi konuşmak lazım. Ya da gittiğimiz cenazelerin yorumunu biraz evde yapmak lazım. Yani bizden biri vefat ettiğinde cenaze nasıl davranacak? Aile nasıl davranacak? Bu nasıl eninde sonunda olacak? Şiir hakkında değil de şöyle bir cümlesi var. İmam-ı Şafii'nin divanında Türkçesi şu. Baş sağlığına gidiyoruz yani bir yere. Türkçede baş sağlığı diyoruz. Meal şu. Baş sağlığına geldim. Kalmak için değil.
ne baş sağlığı dileyen ne de baş sağlığı dilenen kalacak değil. Bakın baş sağlığına geldim. Dünyada kalmak için gelmedim. Ya ben size başınız sağ olsun derken sanki ben ölmeyeceğim değil. Başın sağ olsun dediğim de kalacak değil. Ne güzel söylüyorsun. Biliyoruz ama ne konuşan ne dinleyen, o ölü üzerinde üzülenler de gidecek. Ama bunun için geldim. Ama biz ve sen de gideceğiz. Hayata biraz da böyle bakmak lazım. Bunun için burada baktığımız zaman demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu şekilde tavsiyelerin var olduğunu görmekteyiz. Bir diğer hususa gelince Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan hadis-i şeriflere baktığımızda bu hadislerden birisi de şöyle beyan buyuruluyor Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan. El-Musâb-ı Bil-Mescid-i Fatiyen ve Kebbâret-uhâ Dek-uhâ. Peygamberimizin zamanında mescitler böyle havalı değil. Toprak dümdüz. Eskiden ben biraz gördüm bazı insanlarda evi toprak olarak süpürüyorlar. Yani iyice daha bir sıvana da biraz düz olmuş. Tabii tüküren insanlar var. Böyle ağzından bir tükürük atanlar var. Efendimiz buyuruyor ki mescitlere tükürmek hatiye, günahtır diyor. Yani mescitte tükürmek günahtır buyuruyor. Ve kefaretuha defna, onun kefareti onu yok etmek, gömmek. Eğer mescit toprak olduğu için bir kenara gömülde yapacaksın ama mescit gibi iş. Bu da şunu gösteriyor. Müslümanlar mescitlere tazim etmeleri şairdendir. Ve men yuazzim şairallah fe innehâ min takva kulûb. Allah'ın şairine, sembollerine saygı kalbin takvasıdır. Camiye, imam, cemaat, müezzin, hepimiz ne kadar girişte, konuşmakta, şekilde saygı gösteriyorsak kalbimiz o kadar takva. Kalp laubali ise camide de aynısı. Allah rahmet eylesin. Fatih Sezginler Camii'nde bir son yaşlarına yakın vefatten Gözce Efendi vardı. Çok disiplinliydi. Böyle imam odasında elektrik sobası yakarız. Ölmeyecek kadar, azıcık ısınacak kadar yakınmış. Bunun parasını cemaat veriyorlar. Amide elleri dizinin üstüne otururdu. Kulağı vaaz duymazdı. Dedim ki ona bir gün böyle işaretle bağırarak, sen git dedim, hani vaazı dinleme dedim. Çünkü duymuyor. Melekler ve cemaat varken gitmek saygısızlıktır. Duymuyor ama duyan gibi oturmuş, böyle dinliyor. Camide laubaliliği sevmediği gibi böyle ayakkabıyı atarak giymeyi çok kızar, orada bırakmaya başka kızar. Çok böyle hem disiplinli hem çok saygılıydı camide. Şimdi fena değil ama evlerimizdeki, iş yerimizdeki, hayatımızdaki saygının en üstününü camiye taşımak gerekiyor. O da yüksek bir akıl, yüksek bir takvayla. Yüksek imam, yüksek mühendis, yüksek tüccar olmakla başaramadığımızı görüyoruz. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mescidin kıble duvarına süpüren, tükürüp salli veya balkan gördüğünde onu kendisi temizlemiştir. Ben müezzin miyim, ben temizlikçi miyim, ben imam mıyım dememiş Peygamber. Ve dahyir beytiyeli daifi ve arifi veya ve daifi. Benim beytimi tavaf eden, namaz kılan, itikaf edenler için temsil ediyor Cenab-ı Hak Peygamber. Efendimiz mescidin kirlenen kısmını temizlediğine göre asıl olan kirletmemeyi bize ne yapmaktadır? İşaret etmiş. Bunun için biliyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ هَذِي الْمَسَادَ لَا تُسْتُ لَا تَسْتُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَرْبِ وَلَرْبَرْبَ. Bu mescidler diyor efendim bevletmek ve pisletmek için değil. Hani birisi bevletmiş ya camiye bilmediği için. اِنَّمَا هِيَ ذِكِ اللّٰهِ وَقُرَاتِ الْقُرْآنِ. Allah'ı zikir ve Kur'an kıraatı içindir buyurarak Evkema Kâdâ Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Yani camilerde şimdi akıllı telefonlar çıktı, camide o da aklımız alıyor. Kimi bir mesaj yazıyoruz, kimimiz şimdi hocayı beğenmedim diyor adam, haber okudum diyor.
fazla sıkıştırırsan hocam senin söylediğin ayete baktım diyor. Doğru da olabilir, bilmiyorum. O arada Facebook'tan fotoğraflara bakıyor. Yanından geçiyorsun, yürüyüşe görünüyor yani, bakmaya lüzum yok. Böyle yani o olmasaydı biraz daha iyiydi işlerimiz. O olunca bakıyorum ben, işte söyleyemiyorum. Şimdi akşam namazı ben yollar ilesi okuyayım, biri karşımda mesaj yazıyor. Diyeceğim ki kardeş, Kur'an okunurken Allah buyuruyor ki وَاِذَا قُرَى الْقُرْآنِ فَسْتَنِعُ لَهُ. Kur'an okunurken dinle, yaz yemiyor, dinle diyor. Çünkü Kur'an diğer kitaba benzemez. Diğerini okuyan sevap faydalanır. Kur'an'ı dinleyen de faydalanıyor. Ama dedi, şimdi adama de o, ondan sonra darılıyor. Yani darılıyor. Yani demek mi dememek mi, kırmak mı kırmamak mı, ortada kaldı iş, bir şey de diyebilirsin. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men semi'a redülen yemşüdü daneten bil mescid fellekum la raddehe Allahu aleyh ve inne mesâde lem tübne lihâza." Mescitte diyor kayıp ilanı yaparak bir ilan işitirseniz, hocam diyor saatimi kaybettim, telefonumu kaybettim, cemaate söyler misin? Ya da bir saat buldum, cemaate söyler misin? Şimdi hadis bu. Diyor ki mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği bir şeyi bulmaya çalışana şöyle söyleyin. Deyin ki la raddehe Allahu aleyh. Allah sana kayıbını buldurmasın. Böyle söyleyin. Sana geri getirmesin. Fe inner mesafde hem tümle bihada. Çünkü mescitler bu iş için yapılmadı. O zaman burası hep kayıp bürosuna dönüyor. Kayıp bürosu gerekiyorsa dışarıda bir yer olmalı ama tabii çok ihtiyaç yok. Mekke'de var, kayıp bürosu var. Ama camide kaybolanı biz odaya alıyoruz. Odaya gelirse veriyoruz saati veya vesaire. Ama burada şu var, camilerin efendim, hayatın içinden ama çok da ibadet ve maneviyatını zedeleyecek dereceye getirilmemesi gerektiğini Efendimiz beyan ediyor. İzâ rayetum men yehiyu ev beytâhu fil mescid ev yehtâhu fil mescid fekûlû lâ erhamdâhu ticârete ve izâ rayetum men yunşi yemşudu fîhî dâle fekûlû lâ raddehallâhu aleyh. Buyuruyor ki mescitte alışveriş yapan birini görürseniz Allah ticaretinde kazanç vermesin deyin. Mescitte adam bir şey satıyor burada. Ne satarsa satsın. Pek öyle bir şey yok bizde. Allah kazancından bereket vermesin. O zaman mescitlerin bahçelerine de dikkat etmek lazım. Yani cami bahçeleri de cami hükmünde olan yerlerdir diye kitaplar öyle yazıyor. Eğer kabul ediyorsan biraz daha bahçenin dışında bu işin yapılması lazım. Hadis-i şerif böyle yani. Bakınız bir örnek burada. Ve an buraya da diyorlar, enne racülen neşede fil mescid. Bir adam bir gün mescide girdi, yüksek sesle şöyle dedi. Men dâ ileyye cemelel ahmer. Kırmızı devemi gören var mı dedi. Yani ihtik arıyor adam, kırmızı deve. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, lâ vecette innemâ hüniyetin mesâdü limâ hüniyetle. Bulamaz ol devenin. Mescitler bunun için yapılmadı dedi. Halbuki Efendimiz kayıbı için yukata denen çok hükümler koymuştu. Kayıbın önemi vardır, beslenir, korunur, ilan edilir. Ama mescitlerin bu işe ne yapmamak lazım? Alet etmemek gerektiğini beyan etmek gerekir. Onun için hatta bakınız enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha amani şirai vel bey'i bil mescid ve en günşedü fihi dâle en günşedü fihi şi'r. Efendimiz mescitte alışveriş yapmayı, kayıp ilanı vermeyi ya da böyle şiirler söylemeyi ne yapmış, yasaklamış. Bazen şiir cümleleri oluyor kitaplarda var ama şiir gecesi yapar gibi böyle yani camiyi şiirleştirmeye kalkmak o caminin mehabetine, değerine uygun olmadığı yani. Sahabi Sahip bin Yezid'den rivayet ediyor. Diyor ki, kütü bin mescidi ve hasabeni yapacağım. Bir gün mescitteydim diyor. Bir adam bana bir taş attı diyor. Fenezartu feyze Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh. Mescitte böyle dedik ya toplar. Oturuyor mu diyor, birisi bana bir çakıl taşı attı. Hani bak buraya der gibi. Kafamı kaldırdım bir baktım Hazreti Ömer'miş.
فقال دي كي اسقطتني بهذين فجئته بهما كشيء bana getirdi. O birisine taş atmış öyle. Şu iki kişi var ya orada tedeki adamın. Onları al bana getirdi diyor. Fekala min eyni entüma. Hazreti Ömer onlara sordu. Neredesiniz şimdi? O iki kişiyi çağırdım yanına. Dediler ki min ehli Taif. Taif'ten geldim bu sefer. Fekala dedi ki levküntüma min ehli beled. Eğer siz bu şehirden olsaydınız, Medine'de olsaydınız, levcehtikuma sizin canınızı yakarım. Niye? Terfe'an esratikuma fi mescid. Fi mescid Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin mescidinde siz sesinizi yükseltiyorsunuz. Yakışır mı? Siz bu işi bilmiyorsunuz. Bak buralı olsaydınız canınızı yakarım. Neden? La terfe'u esratikum fevka saltin nebi. Peygamberin yanında sesinizi yükseltmeyin. Tam da onun yanındasa, vefat etse bile mescitte mutlu bir şey daha görüyoruz. Hazreti Ömer sormadan adamları azarlamadı. Demek ki insanların cahil olanı olmayanını bir ayırmak lazım. Başka beldeden geldiği için bu ayeti bilememiş ya da oranın değerini bilememiş olabilir. Bu da Müslümanların bir işi öğrenmenin usulünü öğrenmesi bakımından değerli olduğunu burada görmüş oluyoruz. Bunun için Efendimiz men ekele minhazi şekele dünyanı sevru fela yakraban ne mescidine. Şu iki bitkiden yiyen bizim mescidimize yaklaşmasın buyuruyor Efendimiz. Nedir o iki mescid? Şey, işte soğan sarımsak. Şimdi geçenlerde cemaatten biri geldi. İyi niyetli. Hocam dedi ya, alın dedi bir sarımsak çatık mı ne yemişti ya. Böyle dedi, kokuyor dedi. Söyle de bıraksınlar dedi. Ben de böyle iyi niyetle unutmuş da yemiştir dedi. Geçiştiriyormuş. Yok yok dedi, unutmamış, çok yemişim dedi. dedi, doğru ama öyle söylemek de pek dinlemiyorlar dedi. Ben yaşlandım, gençken dinliyorlar, şimdi pek dinlemiyorlar. Yok yok dedi, seni çok seviyorlar, dinlerler dedi. Ne söyleyeyim dedim, söyle dedi, soğan sarımsak yemesinler. Peygamberimiz yasakladı dedi. Evet, iyi o zaman bir tane de sana söyleyeyim. Peygamberimiz sakal bırakmayı emretti. Sen sakalını bırak, o da sarımsağını bıraksın dedi. Hocam çok şaka etsin dedi. Bırakmadı sakalı. O adam sarımsağı bıraktı, sen sakalı bırakma. Zannediyor ki buradan hoca söyleyince hemen böyle. Hoca söyleyince kendi bile yapıyor çoğunda. Cemaat hemen yapacak. Tabii ki söylenmeli ama öyle söylemek de bizim Orhan Canlı'da misafirlerle çok oluyor. Bugün söylediğim bugün kaybolup gidiyor, yarın yeni gün geliyor, yeni güne yeni insan, yeni söz. Bu da bir ayrı bir şey. Buradan baktığımız zaman demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hatta bakın başka bir yönü var işin. فَاِنَّ مَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمْ. Buraya dikkat edin. Melekler insanoğlunun eziyet gördüğü şeyden eziyetlenirler. İşte hadis. Buhari Müslim. İnsanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur. Ben yani şimdi sigarayı söyleyelim mi söylemeyeyim. Şimdi bir sene hacca gittim ben. İşte Arafat'ta hocaların da gönlü olsun, hacının da gönlü olsun diye ne kadar hoca varsa dua ettiriyorlar. Beş kişi dua etti, uzadı iş. Tadı kaçtı. Beş kişinin üç tanesi de uzun uzun sigaranın aleyhine dua etti. İçenler bıraksın, içmeyenler başlamasın işte falan. Neyse biraz da dua uzadı, tekrarlara düştü, can sıktı, sıcak var, Fatiha dendi. Birkaç dakika sonra biri geldi bana. Hocam dedi bu Arafat duası kabul olmadı. Şimdi bileyim ben oldum oldum, nerede anladın? Hocaların hepsi sigaranın aleyhine konuşuyordu. Baksana herkes sigarayı yaktı. Şimdi dua uzadı, canlı da sıkıldı, sıcak da var. Fatiha değil de hemen çadırdan çıkan sigara içenler sigarayı yaktı. Şimdi bazen şöyle düşünüyorum. İnsanlara bu kadar her konuyu vaaz etmeye gerek var mı diye son günlerde düşünüyorum. Yani insanların aklı bu kadar hafif, basit, ucuz bir akıl mı bizde? Yani bu işin her şeyi söylemeye ihtiyaç var mı sizce? Benim anladığım kadarıyla yok.
Biz böyle tekrar, ya saf mıyız biz? Bir kere tekrar, bir daha tekrar hafta şöyle konuşmalı, böyle ayakkabı giymeli, böyle sapı doldurmalı. Ya bunlar benim normal bir akıllı adam bunu anlar, yapar. Ama bir şey de anladım. Latifeyi tanıdığımız insana yapmak lazım. Tamam. Latifeyi tanıdığımız insana yapmak lazım. Örnek veriyorum kendimden. Siz darılmayın diye geldim. Bir gün bir misafir hocamıza namazı kıldırır mısınız dedim. Tamam dedi. O namaza geçti. Ben de arkasına durmayayım, çok heyecanlanmasın, burada duruyor. Heyecan olur mu arkada dursa? Oluyor işte. O zaman siz bunu dinledikten sonra gidip bir sarı cübbe giyin. Namaz kılıyorum madem İsmail Hocam. Bu arada onu da size emanet edeyim. Şimdi ben burada safa gireyim dedim. Hani milleti yormayayım, orada baktım saf dolmuş. Çünkü adam benim öne geçeceğimi bildiği için doldurmuş. Misafire geçtiğince orayı sıkıştırmayayım. Şimdi tam farsa duruyoruz, şu kadar bir ara. Ben çok sıkı durmaya taraftar değilim. Yok omuzlar birbirine değecek, yok elbiseler eskiyecek, yamanlarına da taraftar değilim. Adam duracak. Şimdi biri arkadan bir girdi oraya. Ne diyeyim? Ama o girince ben yandakine bir omuz vurdum. Tabii yani birden girince rahatsız ettim. O zaman dedik hoca bana çarptı, o da bir baktı bana. Şimdi tam da gamet getiriliyor. Çık desem imamım, dur desem adama çarptı. Dedim ki adam, beni çok sıkıştırma dedim. Ben imamım, tek durmaya alışkınım. Şurada beni idare et. Yani şaka yap. Beni çok sıkıştırma dedim. Ben imamım dedim. Ben öyle tek durmaya alışkınım orada dedim. Böyle beni buraya sıkıştırma dedim. O kadar dedim. Bu arada da gamet bitti. Çıktım. Şurada çay içiyorlar. Pek oturmam cemaatin yanında namazdan sonra çıktım. Söz hakkı onlara geçiyor. Ne yapacağı belli değil mi? Hocam dinlemeye oturur musun dedi. Birisi oturdu. Hocam arkadaş diyor ki dedi. Mustafa Hoca dedi ki dedi. Beni sıkıştırmayın dedi. Kendisi boy dedi. Namazlarda sıkıştırın sıkıştırın diyor dedi. Ama kendisi sıkışıklığa gelmiyor dedi. Ya ben onu öyle demedim ki. Öyle dedi. Adam da orada. O çay içer. Diğer de yanımda. Yok ya ben adama çarptım ya. Üzüldüm dedi. Bu da sıkıştırdı. Bunu da kırmak istemedim. Latife ile bakmayayım ama sıkıntıya gelmem. Tek kılıyor. Beni sıkıştırma dedi. O kadar dedim. Laf tersine dönmüş. Kendine gelince sıkışıklık istemiyor cemaata. Sıkışın, sıkışın. Ben hiç sıkışın demiyorum. Farkındaysanız safları düzgün tutun diyor. Ben ne dediğimi biliyorum. 40 senede o kadar saf işini öğrendim. Hiç duydunuz mu öyle safları? Hacca gittim bir arkadaşım namaz kıldırıyor cemaatten. Safları dik tutun dedi. Arkada gidiyor ki, kızartın deyip tutuyor, başka bir yatağı da var diye. O şimdi düz tutun diyecek, bilmiyor ya, şimdi namaz kıl, deyip tutun. Ben mesela safları sıklaştım, hayır. Yok 17 kişi alacak, yok 25 alacak, böyle bir şey. Bazen 15 alır, bazen 18 alır, doğru mu? Ha, buradan nereden geldik buraya? Sigara, hiç olmasa sigara içen kardeşler, onları kırmak istemiyorum ama namaza bir saat varken bunu içmesin. Niye? Namaz kılacağınız zaman içki içmeyin ayeti var ya. Şimdi niye? Şimdi namaza geliyorsunuz, melekler de geliyor, Müslümanlar da geliyor. Bakın bu hadis sigarayı bırakmaya bu yeter. Ve innel melaikete tete'edde mimma yete'edde minhu beynu adem. İnsanoğlunun rahatsız olduğu şeyden melek de rahatsız olur. Ulan sigaradan rahatsız olmuyor. İnanın imam olmasam bazen çok kuvvetli içenin yanından çıkıp safı bırakasım geliyor. Ama hoca niye çıktı diyecekler diye. Çünkü geçen hatimli bir namaza gittim. Namazın ortasında başım ağrıdı. 12 rekat sonra bırakacağım, kenara çekeceğim, bir hap tutacağım. İyice başım ağrıya başladı. Şimdi cemaat der ki dedim, hoca 8 mi kıldı, 12 mi kıldı, hoca imamımı beğendim, hoca olmak da zor. Çıkamadım, hasta olduğum halde düşene kadar duracaksın dedim. Çünkü zan demez ki adam, ya vardır bir şey Mustafa Hoca bıraktıysa bir sebebi vardır, sorarız. Ama güzel düşünme işimiz değil. Şimdi buradan böyle olunca, bunun için Peygamberimiz buyuruyor ki, hemen ekele hem, hem yiyinme bakan. Bunu yiyeceksen soğan sanımsa, pişirip de yiyince olursa. O zaman herhalde biraz daha teyzeyim. Bu da şunu gösteriyor. Müslüman, Müslümana kokusuyla bile eziyet etmemeli. Yani
Dinimizin hassasiyetine bakarız. Bu yani bu nedenler sorusalımıza dediğimiz şey hiçbirimizin yemediği, görmediği, tatmadığı da bir şey değil evet. Bir dolaylı yemişiz. Ama olsun, bu yeşil soğan bazen güzel gelir. Bazen diyorlar, hocam diyorlar, bir yerde yemek yerken böyle soğana vurup yiyebilir miyiz? Valla belki imam yer diyor, niye o tek duruyor da diyorum. Melekler, sizin işiniz var arkadaşlar. Şimdi, bakın burada dikkat edersek, kokumuzla beraber, elbise mesela doktora gidiyor, insan bir işletmesi lazım. Bizde berbere kirliyle gider erkekler, sonra yıkanır, doğru mu? Bir gün berbere dedim ki, ne diyor? Yani bir şey demeyeyim müşteriler için dedi. Böyle berbere tip, yağlı saçlar, üst baş kirli, kirliyle gidiyor. Şimdi düşün, talebe imtihana gidecek, tertemiz gitmeli. Hocanın karşısına oturuyor, kokusu, abdesti ama diyemezsin bunu. Talebe bu silah da imtihana gel söz diye desen 40 tane mana çıkarır. Ama bu kültür oluşmalı, öyle değil mi? Ameliyata gidecek, tertemiz gitmeli. Bir toplantıya haftada bir muhakkak yıkanmalı. Bazı insanlar yıkanmaya çok başlıyor. Yıkanmak sevmiyor. O zaman burada şunu görüyoruz, Müslümanların cemiyet içerisindeki kıyafetleri, elbiseleri, kokuları, bunlar da Müslümanlığımızın güzelliğini gösteren hususlardan olduğunu beyan etmektedir. Bunun için Peygamberimiz buyuruyor ki, نَهَا عَنِ الْحِبَّةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْاِمَامُ يَحْتُبُ İmam hutbe okurken cemaatin dizlerini dikerek elini kavuşturup oturmasını yasakladı. Hocanın birisini şiar etmişler, müftülüğe kaba konuşuyor diye. O da toplantıda müftülüğü ki böyle konuşan varmış. Dedi ki ben konuştum ama kaba konuşmadım. E nasıl konuştun dedi. Adam dedi cumada hutbe okuyordum, dizlerini dikmiş böyle oturmuş dedi. Öyle oturma dedim dedi, bir daha kapta gene oturuyordu. Öyle oturanlar şunlara benzerler dedim. Şimdi adamın şahsını hesaba alarak konuşursanız kırılıyor insan. Peygamberimiz böyle durumlarda insanlardan bazısına ne oluyor ki şöyle yapıyor diye söylüyor. Demek ki cumada bir zaruret yoksa oturuşun bile cami formatına, maneviyatına uygun olması gerektiği ne yapıyor? Hadis-i şerif bizlere beyan etmiş olduğunu görüyoruz. Bunun için yine Peygamberimiz İnnallâhe Teâlâ yenhâkum en tahlifû biâbâikum. Allah babalarınızın üzerinize yemin etmeyi yasaklamıştır diyor. Babamın üzerine, atalarımızın üzerine. Ataların üzerine, babaların üzerine. Türkiye'de var mı? Değil mi? Yeminler ataların üzerine oluyor. Antlar ataların üzerine oluyor. Atanın yapıp ettikleri, atanın ilkeleri esastır. Acayip bir şey. Bizi bağlar, Arabistan'ı bağlamaz. Arabı bağlar, Farsı bağlamaz. Müslüman olur mu? Her yer var. Peki ne yap? فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَسْكُنْ Yemin edecek kimse, ya Allah adına yemin etsin ya da sussun. Yani başka bir şey, ölüsünü öpeyim, çarpılayım, ekmek Kur'an çarpsın. Bir şey dediğini zannediyor. Derdi, sussa adam sayılacak, konuştukça bakıyor. Bunun için, bakın efendim, لَا تَحْلِفُوا بِالتَّوَابِي وَلَا بِعَبَائِكُمْ Tağutlara ve babalarınızın adına yemin etmeyin diyor. Benim kanaatim doğru yemin edilmiyorsa bizim ülkemizdeki yeminler doğru değil. Ne memur yemini, ne asker yemini, ne meclis yemini, ne hepsi sakat yeminler. Bu yeminlerin ülkemize kaldırılması. Memur yeminine gerek yok. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı vazife alıyor, bağlanırsın. Prezident vazife kanunu. Yemine kim bağlı soruyor musun? Yani doktor bile Hipokrat yemini diye bir şey var değil mi öyle? Yemin işinde yalanlamadan iş uydurma bir şey. Yok yemin et, öğretmen yemini işte, askerde yemin, arkadaşlık silah. Yani yeminle ne düzelmiş Allah aşkına? Şu mahkemeler hep yeminli o hakimlerle dolu değil mi? Yeminli müşavirler dolu. Hiç olmazsa yemin maneviyatını kaybetmeyiz. O bir kenarda sağlam dursun. Onun için asıl olan şey, Osmanlı döneminde de varmış devlet memurlarına yemin. Sadece Cumhuriyet'te başlamamış. İşler bozulunca yeminle milleti sıkıştırmaya kalkıyor. İşte yemin ettik falan diyorlar. Diyor ki efendim tağutlara ve babalarınıza yemin etmeyin diyor. Bunun için hatta men halefe bil emaneti feleyse minna. Emanet üzerine yemin eden de bizden değildir. Konu da böyle vuruyor. Hatta inni geliyor minel İslam. Eğer böyle yaparsam ben Müslüman değilim.
haşa, başka daha şeyler söylüyorlar da kimseye yakışmıyor. Adam diyor, yemin ediyor, ben böyle yaparsam kafir olayım. Eğer böyle ise, feyikâne kâzime, fehuve kemân. Eğer yemininde yalancı ise dediği gibi olur. O zaman Müslümanlıktan çıkar. Ve imkâne sâliken, felen yâkâhidel İslam-ı sâliken, doğru söylemişse o İslam'a girince, İslam'a sağlamca geri dönemez. Yani ben böyle yaparsam dinden çıkayım, dinin Müslüman olmasın, haşa Allah'la ilgili söylemek istemiyorum. Sözler doğru değildir. Ya kafir olur ya da dinini sakatlamış olur. Yani din inancını sakatlamış olur. Onun için yemin, ihtiyaç varsa Allah adına yemin ederim diye, onun da çok büyük ciddi bir vebali olduğu ortaya olması gerekir. Bunun için Hazreti Ömer'in oğlu diyor ki, Semiya Mecun'a yapur, bir adamı işitti. La vel Kabe, Kabe hakkı için yemin olsun bir dedi. Vardı Türkiye'de de Kabe hakkı için yemin olsun dedi adam. Fakat İbn Ömer, la tehdik bi gaydillah, Allah'tan başkasına yemin etme. Neymiş Kabe hakkı için? Kabe çok önemli de, böyle bir yemin mi olur? Feinni semihtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men halefe bi gayrillah fekat kefere ev eşreke. Ben peygamberimizden işittim ki Allah'tan başkasına yemin eden kafir olur ya da müşrik olur dedi. Buyurun işin. Allah bize affetsin. İşimiz zor. İşimiz zor. Bu hükümet adamlarına sorun da şu yeminleri kaldırsınlar. Kaldırsınlar. O ki düzgün yemin yok. Düzgün yemin edecek insan yok. Mesela hiç olmazsa yeminle de zedelenme. Ne olacak? Yeminsiz memurluk olmaz mı? Yeminsizlik, işsizlik olmaz mı? Askerlik olmaz mı? Meclis olmaz mı yeminsiz? Ne olacak? Onu yemin ettiğinde kendileri inanmıyorlar yaptıkları yemini. Görmüyor musun? Yeminine sadık kaldı. O zaman yemin dindir. O kadar söyleyeyim. Neymiş? Yemin dindir. Yani yemin konusu laubali ister maddi olsun, ister İffetle ilgili olsun, namusla ilgili de yemin çok önemli. İster ticaretle ilgili olsun, ister siyasetle, askerlikle, eğitimle, öğretmenlikle ilgili olsun, imanımızla ilgili bir konudur. Bu yemin konusu ya düzeltilmeli, ona şimdi kimsenin bir hükümetle gözükmüyor, en iyisi kaldırılsın. Dersin ki yemine gerek yok, vatandaş olan. Niye? Vatandaş olmayanlar da görev almıyor ülkemiz. Alıyor anlaşmalarla beraber. Adama ne yemin ettirsin? Yani Brezilyalı futbolcuyu Türk yapıyoruz, maça getiriyorlar, sonra adama istiklal marşı söylemedi diye laf ediyor. Öyle oluyor değil mi? Kevadan zaten Brezilyalıydı. Kara siyah bir kadını adamı getiriyorlar, biz de sporcu oluyorlar. Bayrağımızı yukarı çekti, marşımızı söylüyorlar. Ne marşı? Marşı ben söyleyemiyorum. 50 senedir Türkiye'deyim. O şiiri seviyoruz, Mehmet Akif'i seviyoruz ama musikisi kulağımıza pek beceremiyor. Doğru mu? Şimdi soruyor mu? Bayrağı yukarı çekti, marşımızı söyledi diyor. Marşı söyledi denilen para verilerek Etiyopya'dan getirilen bir tane atletizmden bir adam. Şimdi yani bayrağı çektirdi ama marşından, marştan bir alakası yok ki. O parayı aldığı için memlekette kazanamadı. Para bizim memlekette dedik ki gel kardeşim al para. Hadi naim olsa anlayacağım, parayı verdik Müslüman diyeceğim. Yani kendimizi kandırıyoruz. Gevurlara benzer şeyler yapıyor. Hiç gereği yok. Adam şampiyon olabilir, plaket alabilir ama oradan kendimize işte bayrağımızı çıkarttı bilmem ne dedi, ondan sonra bir sene sonra ödül alıyor, arkadan bir sene sonra doping var diyorlar, adam 5 sene yasak. Ne biz niye sevindik o zaman? Yani fikir dopingli, vücut dopingli, inanç dopingli, hepsi sakat bir iş. Buradan bakılınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerif daha söylemek istiyordum, ezan okumlar hemen söyleyeyim. Allah'a yalan yere yemin edecek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennem vacip olur, cennet aramak. Yalanla, yeminle birinin hakkını almayı diyor. Ya Resulullah, çok değersiz bir şey olsa diyor. Yani çok değersiz bir şey ne olsun mesela? Şu kadar bir su değersizdir ama. Şöyle bir kalemcik, yemin ettim aldım. Bundan dolayı cennete giremem mi ben diyor. Lütfen bakın. Ve inkâne şey'en yesîren ya Resulullah. Şey ve in kana qadiban min arak, Efendimiz buyuruyor ki misvak ağacından kesilmiş bir dal bile olsa. Buyurun hadis-i şerif Müslim. Misvaktan bir misvak ne kadar bugün hiç para etmiyor biliyorsun değil mi? Bir dal. Öyle diş fırçası. O dalı bile vallahi bu benimdi diye yalan yeminle alırsanız c-
cennet size haram, cehennem vacip olur. Böyle serden mermer değil erkeğin, dal parçası, basit bir yemin hafife alındığı için. Oradaki değer yemin meselesidir, yoksa alınan meselesi değildir. Rabbim dini doğru anlamayı nasip eylesin inşallah. Kızlar Muhammed'i dinleyelim. Pazar günü sohbetlere kaldığımız yarın devam edeceğiz. Haftaya da Hussile suresinden 50 dakika kala devam edeceğiz. Siz köye gidin, tatil yapın, gezin, biz nöbette buradayız. Çok zaruret olmazsa bir yere gitmiyoruz biz. Kamil bekleyelim. İnşallah Rabbim mükafatınızı lütfeder. Ramazan'ın tadı başka ama bu bizim derslerin tadı, bana verdiği lezzet bakımından ben özledim yani. Şimdi böyle diğer Ramazan'da vaaz var, o Ramazan ayrı bir yoğunluk içinde geçiyor. Orada biraz mecburiyet var, burada biraz gönüllülük var. Bu Ramazan'ı Ramazan